program olması niyetiyle adımımı attım stüdyoya. Çok sevdiğim bir konuğum var bugün. Uzaktan uzaktan takip ettiğim, birkaç kez denk geldiğim ama böyle güzel uzun bir sohbet edeceğimiz bir gün olacak bugün onunla bambaşka sohbetlerde. Aslında yaşlarımız çok uzak değil ama kariyerine başlaması ve bugünlere gelmesini izlemiş oldum ben birazcık. Birkaç yaş büyük olmamla ama belki de biraz fazla büyük olabilir. Emin değilim, onu da programda anlayacağız. Ama çok beğeniyorum duruşunu, üretme halini, ailesiyle olan halini. Zaten eşini de çok beğenerek takip ediyorum sosyal medya hesabında. O yüzden böyle güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Böyle hem damağımızda hem zihnimizde güzel bir tat bırakacak bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ve tabii ki dayanışma zamanı demeye devam ediyoruz. 6 Şubat'ta olan depremi ve 11 ilde etkilenen canlarımızı unutturmamak için her gün altını çiziyoruz. Biz sohbetlerimizi biraz ısıtıyoruz, evet, sıcaklaştırıyoruz. Biraz daha gülümsemeyi fazlalaştırıyoruz ama bunların hepsi enerjimizi toplayıp bölgeye daha dinç bir şekilde, sırayla, aralıklı bir şekilde, yani ben gidiyorum bir gün, siz gidiyorsunuz bir gün gibi, dayanışmaya devam etmek, orada olmaya devam etmek. Çünkü neden? Çünkü depremin üzerinden günler geçtikçe artık oraya gidenler azalıyor. Destek verenler azalıyor. Haklı olarak herkes hayatına dönmek istiyor ama bunu ilk günden beri söylüyorum. Bu bir bayrak yarışı gibi. Bayrağı birimiz tutacak, diğerine verecek. Sonra diğeri gidecek, diğerine verecek. Yani ben şöyle düşünüyorum, 70 milyon 15 milyona yeteriz diye düşünüyorum. Bize inanıyorum. Belki biraz o yüzden de bunu unutmayalım diye de, belki de sevgili konuğumun da hayata duruşunu biraz destekliyor diye. Aslında benim söylediğim bir sözü başka biri söylemiş gibi Duygu editörüm bugün tahtamıza yazmış. Tahtamız, tahta, ekrana yazmış. Biz şöyle değiştirdik söyleyenin ismini, Eduardo Düvenci diyelim dedik. Çünkü deprem olduğu günden beri söylediğim bir cümle gerçekten bu ama şaka bir yana Eduardo Galeano bunu zamanında söylemiş. Hayır işlerine inanmıyorum, dayanışmaya inanıyorum. Hayırseverlik çok dikey, yukarıdan aşağı iniyor. Dayanışma yatay, ötekine saygı duyuyor. Yani diğer insanlardan öğrenecek çok şeyim var diyor Eduardo. Ben de başından beri söylüyorum bunu. Bunun adı yardımlaşma değil, dayanışma. Bu çok uzun soluklu. Ve şansım odur ki bence hayatında da hep dayanışmayla kariyerini oluşturan, dayanışmayla üreten ve dayanışmayı seven bir konuğum var. Bu kadar bahsettim, bahsettim. Kim? Sevgili İbrahim Büyükak. Hoş efendim, geldin. Hoş bulduk efendim. Saygılar. Çok nasılsın? Güzel bir açılıştı. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sen aslında hep söylüyorum her konuğuma, bu açılışları konuğum yaptırtıyor bana. Garip bir bağ kuruyorum aranızda, her gelen konuğumla. Ne mutlu bana. Ne güzel. Evet. Başka programlara da ihtiyacın olsa gelirim. Yani lütfen, eğer bağ kuramadığım bir konuk olur, ararım seni. Gerçekten öyle. Olmuyor, bağ kuramıyorum. Yani, koş İbrahim. Yani. Avatar'daki beni at gibi düşün yani. Ben o bağı kurduk senin artık şu saatten sonra. Bu saatten itibaren ben her türlü ne zaman böyle bir desteğe ihtiyacınızı buradayım. Bunu unutma. Ama çok güzeldi konuşmanın. Konuşana değil, konuşturtana bak. Ah, çok teşekkür ederim. Ama şimdi ben seninle bağ kurup gelen konuğa senin üzerinden bir şey söylersem cümleler onun üstüne de oturmayabilir. Evet. Ona emin olamadım. Hani bekar olup da evliliğini de çok beğeniyorum dersen olmaz. Olmadı. Doğru, açığa çıkar. Olmaz. Orada yani, o iletişimimiz açığa olmadı. Çıkar. Doğru. Hani hanımını takip ediyorum derim hanımefendidir, kafa karışır. Bence de. Orada olmadı. Doğru. Ama neyse, ben kurarım o bağı. Ben gözümü kapatırım seni düşünürüm. Nasılsın İbrahim? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz deme ne olursun bana. Teşekkür ederim. Yaşlıymışım gibi oluyor. Yok, o zaman estağfurullah. Şaka yapıyorum. Sizin yaş, şaka yapıyorum. Yaş muhabbeti ben çok anlamadım bu arada. Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Evet, yani aramızda hiç alt anlamadım. Tarafı. Yani, iki yaş falan vardır. İki yaş. Yani bir de olabilir. Yani kaç? 6 yaş bir mı? De olabilir. 6. Yok ya, tamam yok o konu kapandı. Bu konu kapandı. Bak, terbiyesiz yönetmenim kulağıma ne diyor biliyor musun? Şimdi 83 diyor İbrahim diyor. Diyorum ki peki aramızda kaç yaş var diyorum. Ceyhun çok kaşınıyorsun bu aralar. Diyor ki sizin kaç doğumlu olduğunuzu hatırlayamadığımız için diyor. Çıkartamıyoruz diyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Neyse, bunları daha sonra ben ekibimle toplantımda konuşacağım. Hep böyle genç ekiple çalışma ama yani ruh yaşı değil mi bu da? Evet. İnsanın hissettiği yaştadır. İnsan, o da, o da, ruhu, o da. Kalbi. Çok güzel bir yalandır insanın kendine söylediği. Yani insan hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır. Hiç öyle değil. Ama ben gene de şaka bir yana seviyorum. 46 yaşında olmayı seviyorum.
Maşallah böyle... 46 yaşında mısınız? 46. Vallahi maşallah. Allah bağışlarsa. Hiç göstermiyorsun biliyor musun? Gerçekten göstermiyorsun. Vallahi. Vallahi. Taş çatlasın 44. Diyorsun. Derim. Yok hayır. Gerçekten ben aynı yaşta insan beni ne olur biliyor musun? Sesli gülseydin oradan. Allah'ım ekibimden gol üstüne gol yiyorum. Hayır şunu diyeceğim. Ben gerçekten benimle aynı yaşta değilsiniz beni ne olur. Ya, ben de çok genç değilim zaten ya. Yok, ben de 40 güzel. Yaşındayım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yaşımız ne olursa olsun. Bizim oğlumuz güzel olsun. Nereye gidiyor? Gidiyor her şey. Şurada NTV'de kaliteli program birden. Hiç gitti. Allah falan diye böyle. Ben böyle göbek atı atası diye. Bazen hayatın içinde bu mutlu anlar var. Bulutlanıyoruz. Sonra böyle bir güneş doğuyor. Sonra gene bulutlanıyoruz. Ama böyle bakıyorum günü bütün. O güldüğüm anlarda kendimi iyi hissediyorum. Onlar beni taşıyor hayatım. Evet aynen. Sen hep... İyi misindir böyle mutlu mu? Mesela Eser çocukluk arkadaşın mıydı evet, Eser senin? Çocukluk arkadaşın geldi dedi ki ben kavga etmeyi sevmem. Gerginlik olunca gider uyurum. Evet. Böyle dedi beni bulamazsınız öyle şeylerde. Evet. Mesela o böyle daha kozasında, daha sakin ama ben seni öyle görmüyorum pek. Ben daha pozitifimdir yani. Evet, hani belli. Sabah uyandığım andan itibaren böyle hani eğlenceli biriyimdir ya. Böyle şey yapmam çok karamsar biri değilimdir. Tartışma olduğunda da tartışırım da. Yani öyle kozama da çekilmem. Kozam da yok. Kelebeğim ben. Bence, kozamı yırttım. Çok bence sen kozamı yıllar yırttın. Evvelden kozamı yırttım. Kesin. O yüzden ben şey yani ben biraz duygularını çok belli eden, duygularını böyle açıkta yaşayan bir insanım. O yüzden de şey değilim yani hani öyle Eser biraz daha hakikaten öyledir. Yani. Biraz evet. O biraz da kendini korur daha şeydir. Ama ben biraz da tam tersi gibiyim. Yani daha pozitifim. Tatlı ya. Eser de yaptığını. Çok tatlı. Kesinlikle. Çok iyi. Yani güzel arkadaşsınız. Tatlı. Evet. İyi bir evet, şey çok. Olmuş birliktelik. İşte 29 yıllık arkadaşım yani işte o 10 yaşından beri aynı. Of be. 10 yaşından beri beraber büyüdük yani. O kadar uzun. Ve mesela özel hayatınızda da sizin, gerçi seninkisi daha istikrarlı. Nurdan eşin. Evet. Psikolog ve çok beğeniyorum onu ya, gerçekten. Çok teşekkür Yo, çok, zaten yazışıyoruz da onunla ben sosyal medyada. Ben söylüyor arada da söylüyor. Çok böyle birlikte de çalışmak istiyorum onunla. Taş Kağıt Makas Atölyesi'nde çok keyifli şeyler yapıyor. Ama sonra sizin hikayenizi biliyorum ki çok eski bir aşk sizinkisi. Tabii tabii. Çok kaç yaşında? 23 yıl işte. 23 yıl. Yani ben 39 yaşındayım ne oluyor? 40 yaşındayım 17 yaşından beri işte. 17. Bayağı. Evet. 17 yaşından. Lise sondaydım herhalde. Üniversite bir mi? Lise son öyle bir şey. Nasıl orada. Oldu peki bu iş yani böyle? Büyük başarı bu bana bak. Evet. Ya tiyatrodaydım. İşte tiyatroda tanıştık. Ben tiyatroda oyunculuk yapıyordum. O da bir rolde oynuyordu aynı tiyatroda. O da mı oyunculuk yapıyordu? Ya o zaman ama o küçük bir rolde oynuyordu. O biraz da aktivite olsun diye. Biraz hani öyle çok oyunculuğu tamam. Ciddiye alan biri değildi. Ama ben o zaman hakikaten işte Haldun Tener'in Ayşın'la Şamata'yı oynadık lisede. Orada tanıştık. Sonra önce böyle uzun bir süre bir arkadaşlık, muhabbet klasik öyledir yani. Evet. Öyle anlaşınca da sonra bir ilişkiye dönüşü, sonra evliliğe dönüşü, sonra çocuk falan oraya dönüştü yani. Müthiş bir şey. Evet. Ama ben şuna da inanıyorum. Bilmiyorum sen böyle düşünüyor musun? Bir söz vardır. 5 yıl sonra nerede olacağınızı merak ediyorsanız etrafınızda en fazla görüştüğünüz 5 kişiye bakın. En evet. Yakın 5 kişiye. Onlarla birlikte yaptıklarınız, onların size yönlendirdikleri şeyler sizin 5 yıllık hayatınızı belirler gibi. Kesinlikle. Mesela bu cümleyi çok onaylar nitelikte sizin arkadaşlığınız. Evet. Aynı anda neredeyse evlilik. Çok böyle hani Allah bozmasın çok sağlam görünen aşk evlilikleri. Böyle tatlı babalar oldunuz. Eyvallah çok teşekkür Gerçekten, ederiz. Gerçekten bu biraz böyle ayna etkisi mi oluyor? Birbirinizden etkilenir misiniz? Yani evet etkileniyoruz tabii ki yani günün sonunda hep konuşuyoruz da böyle şeyleri. Yani bu ara tabii çok sık görüşemiyoruz. Herkesin kendini, kendi işi var. Şimdi biz ortak iş yapmadığımız için tabii. Çok hani her dakika birbirimize bunun geri dönüşlerini anlatamıyoruz. Ama bir araya geldiğimizde konuşuyoruz ve... Kendimizce bir yöntemler bulduk babalıkla alakalı. Evet. Eser de öyle. O bir de 2 çocuk var onda. Evet. Hani ben de öyle. Ama çok keyifliymiş. Yani onun da benim de hani bu iş çok keyifli geldi bize yani. Babalık meselesi başka bir şeymiş yani. Senin babanla nasıldı ilişkin? İyi ama yani benim babamla standart bir ilişkimiz var yani. Evet. Baba çocuk ilişkisi. O baba yani. Evet. Tam bir baba. Sert bir baba mıydı? Yok sert değil de yani mesafeli. Böyle yani biraz öyle ama belli bir yaştan sonra o mesafe kalktı. Biraz böyle ortak işte futbol ikimiz de çok severiz falan. Ben hem oynadım hem sonrasında da izleyici olarak da çok severim falan. Öyle ortak hobilerimizle beraber bir böyle bir şey oldu. Ama hani öyle aşırı mıç mıç bir baba oğul ilişkimiz olduğunu yok. Söyleyemem. Hani gece uyurken seni seviyorum baba ben de seni falan. Öyle bir şey yok yani. Ben baba seni seviyorum desem eve 3 gün gelmez yani öyle şey. Gerçekten. Yani şey yani biraz o konuda biraz mesafelidir ama şimdi tabii torunlara her şeyi söylüyor. Değil mi? Şu anda torunlara. Bu biraz insan hep içine öyle, burukmuyor mu? Evet evet gerçekten öyle. Madem senin bu kelimelerin madem vardı. Madem yapabiliyordun. Değil mi?
mi? Değil mi? Çocukla dün gittik mesela, çocukla bir oynuyor. Böyle izledim yani. Vay be, demek ki babam çocuklarla oyun oynayabiliyormuş dedim ya. Aynen öyle. Ama galiba torun başka bir şeymiş. Aynen. Oradan teselli. Yok zaten aman aman. Yine bir şekilde bu duygusunu gördüm ya, o benim için yeterli yani. Çok dert ettiğim bir şey de değil yani. Aa Ceyhun, kulağıma ne fısıldadın? Evlat ceviz, torun ceviz içi mi? Sen, böyle mi hayır, derler? Sana yaşla ilgili şaka yapıp 79 yaşında biri gibi laf söylemesi peki. Evlat cevizdir, o da ceviz içidir bana. Evet, sen 80 yaşındasın galiba. Gerçekten. İçin ölmüş. Hayatımda vuruldun. Evlat ceviz, torun ceviz içi mi? Yok. 1800'lerden bu kaldı. Bu olmadı, bu olmadı. Ceyhun bittin şu anda. Ceyhun yani bayağı 80 yaşındasın sen. Evet, şu an öyle ya. Vay, şu an bak stüdyo sustu yani. Bir şey diyemedik. Evet, ne diyeceğimiz şey. Peki hırçın bir delikanlı mıydın? Hiç öyle değilmişsin gibi de. Biraz hırçın tarafım vardı ya. Var mıydı? Yani biraz çok çok olmamakla birlikte yani vardı yani Bursa'da girer falan. Girer miydin kavgalara falan? Ya ben Bursa'da türbün falan kovaladım. Yani türbüncü falandım ya 16-17 yaşlarında falan. Bir de Bursalısın. Evet, hemşeriyiz. Evet. Sizin galiba baba tarafınızda bizim baba Kemalpaşa, Mustafa, evet, Kemalpaşa. Mustafa, evet, benim babamlar da Mustafa Kemalpaşa'da. Ana biz, evet, akraba çıkacağız, evet, birazdan. Gerçekten öyle. Aa. Babam orası doğumlu. Dedemler herhalde sizinkiler de muhtemelen, evet, Bulgar muhacirdir, evet, muhtemelen. Evet. Orada işte babam da orada doğmuş yani. Kesin tanıyorlar birbirlerini. Kesin, kesin tanıyor olabilirler yani. Aa. Evet. Böyle bir yakınlığımız bak, var. Bak şimdi de gel bakayım. Yani gel yanıma yavacım, o yaşlı beraber sunalım programı. Ha, evet, toprak çekti. Evet. Ben seni ondan çok seviyorum. Eyvallah ya. Ben de çok sağ ol. Gerçekten sen böyle bir şeyler yaptığında heyecanlanıyorum. Eyvallah. Yani aslında şunu seviyorum galiba. Birlikte o kolektif dayanışarak yaptığınız şey çok hoşuma gidiyor. Eyvallah. Birlikte oturuyorsunuz, kapanıyorsunuz, yazıyorsunuz, çekiyorsunuz. Bu benim çok ütopik bir şey benim için. Benim böyle aklıma fikirler gelir ama hani kimle oturacağım da yazacağım da çekmek ne demek, ne yapılır, nasıl yapılır. Bu cesaret bana çok iyi geliyor izlemek. Peki nasıl oldu bu cesaret? Mesela film çekmenin bu kadar kolay olduğunu, film yazmanın bu kadar kolay olduğunu nereden bildiniz? Ya bildik. Şu var, bütün filmlerimi ben kendim yazdım bu arada. Kimsenin, evet, yardımı yok bu arada. Hayır hayır. Hani onu... Önce siz skeçler, evet, yazdınız. Evet, skeçleri beraber. Aslında şöyle oldu. Ben zaten bu işi yazar olarak, evet, başladım. Evet, sen yazarıydın ekibin, evet, zaten. Evet, yani ben zaten hani çok güzel hareketlerdim de 3'te 2'sine, evet, benim adım vardır yani. Evet. Ben ekibe de yazar olarak girdim bu, evet, arada. Oyunculukla bir alakam yoktu daha doğrusu. Tamam. İşte skeç yazmaya başladım. Ben daha askere gitmeden 2007'lerde falan. Ama bu arada da Eser'den BK Mutfağı girmişti. Evet. İşte onun süreci vardı ve bana sürekli gel burayı izle mutlaka. Gel burada mutlaka senin olman lazım. Burada bir şeyler yazıyor olman lazım diyordu. Ki ben adımı vermeden de birçok skeci de beraber uğraştığımız oldu. Tamam. Sonra geldim, skeç mantığını öğrendim. Ya dediler ki böyle böyle yazılıyor. Anlayınca benim için zaten hani dediğim gibi ben meselem bu olduğu için yani asıl başlangıç noktam bu olduğu için ona başladım. Sonrasında hani çok güzel hareketler bitti. 3 adam süreci var. Evet. 3 adam sürecinde de ben bir taraftan tamam bu talk show meselesi keyifli bir mesele ama bir taraftan da benim asıl sevdiğim şey yazı yazıyor olmak. Zaten 3 adam sana bir olmadı. Evet, ben istemedim zaten, evet, yani. Evet, belliydi yani senin benim, orada çok istekli benim, olmadı. Benim şey değil yani bir başlangıçta bir beraber bir şey yaptık ama sonra o masaya biraz mesele sığmadı yani. Evet. İşte Eser de başka bir şey de yapıyor, Oğuzhan aynı zamanda albüm de yapıyor ve ben de kendi alamet-i farikamlı demek ki yazı, evet, yazmam lazım ve ilk, evet, 3 esnafı yaptım. Ama en azından bunu gördünüz sanki üçünüzde. Ya hem öyle hem de şey yani biraz da şey de olduk ya hani onu yapmak çok istiyorduk. Kendi içimizde. Programı... Bir de şöyle oluyor. Sektör seni bir yerde öyle bir gaza getiriyor ki, evet, her şeyi yaparım duygusunu sana veriyor. Tabii ki o güç hepimizde var. Bana da şimdi bir şeyi 5 kere söylesen ya yaparım ya diye çıkarım ortaya yani. Bizim belki de mesleğimizin bize getirdiği garip bir özgüven, evet, bu. Ama sonra anlıyorsun ya yolda ya da yapmaya başlayınca böyle bir içinden diyorsun ki olmadı bu ya. Buradan bir döneyim. Ben mesela senin gözünde gördüm programda onu. Ya başlangıçta bizim program çok iyi başladı aslında. Evet. Ya biz böyle çok iyi başladık ama sonrasında bu PT3 hani 8'den dizilerin 12'ye kadar, evet, gitmesi aslında beni demoralize etti mesela. Evet. Burada aslında diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Evet. Ve ben aslında idealize ettiğim şey de talk show yapan biri olmak değildi. Tamam. Benim idealize ettiğim şey bu işte yazdığım, oynadığım, kendi filmlerimi yapmam, kendi ürettiğim şeylerin içerisinde yer alıyor olmaktı. İşte orada küçük esnaf bir başlangıç noktası oldu. Sonra 2017'de biz 3 adam bitirdiğimizde ben yol arkadaşımı yazdım. Evet. Yol arkadaşım da zaten sinemada çok hatır sayılır bir şey yapınca 2-1-2 öyle gidince zaten orada iş benim başka bir yere doğru evrildi. Peki kolay mı?
böyle film yazıp? Yok değil. Değil mi? Değil. Çileli bir süreç. Yani şey bir süreç. Yani evet bazen çok eğlendiğin anlar oluyor ama genel olarak kendini bütün süreci azap ettiğin bir dönem yaşıyorsun. Yani sabah kalkıyorsun, eğer o gün bir işin varsa çalışamadıysan vicdan azabıyla sürekli yaşıyorsun. Yemek yerken aklında sürekli o var. Her şeyi, her konuştuğun şeyi ona yormaya çalışıyorsun. O yazım sürecinde o 3 ayda, 4 ayda neyse ne kadar da sürüyorsa oralarda hep kendimi heba ediyorum yani. Edilmez mi? Aynen öyle. Bir de bir anladığım kadarıyla yani çekimde de yer alıyorsun, işin içinde de evet. Sadece oyuncu olarak değil. Şimdi son 3 tığım işte, son 2 evet. Sezon ilginç bazı olaylarda. O 2 sezonunu hem yazdım hem yönettim. Evet. Hem oynadım. Sonra bir tane mini dizi yaptım YouTube'da, onu da yazdım yönettim. Bu filmi de ilk yaptığım film, bunu da ben yönettim. Filmi hem yazdık hem yönettik. Filmi de özür dilerim. Evet, özür dilerim de benim yazıp yönettiğim bir film oldu. 14 Nisan'da yayında. 14 Nisan'da yayında olacak. Vallahi yönetmen koltuğuna oturmuşsun gerçekten, inanamıyorum. Evet. Oğuzhan Koç var, Gizem Karaca evet. Var öyle mi? Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş. Evet. Oğuzhan'dan da bir vazgeçemiyorsunuz. Evet. Ya Oğuzhan, biz işte yol arkadaşımla beraber evet. Olduğumuzda çok çekimlerimize güzel bir... denk gelmiştik Ayvalık'ta. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. İlkini çekerken evet. Hatırlıyorum Bülent evet. Abiyle. Evet. Evet. Bak hatırlıyorum onu o günü. Hatta sahneyi bile hatırlıyorum. İlk Oğuzhan'la Aslı'nın karşılaştığı sahneyi çekecek. Aynen. Müthiş bir gezeceğiz. Köy. Ayvalık'ta bayılıyoruz biz oraya. Muazzam bir yer. Evet. Ya müthiş bir yer. İşte orada çok güzel bir sinerji yakaladık biz Oğuzhan'la. Sonra dediğim gibi film iyi bir kişiye yakaladı. İkincisi daha da iyi bir kişiye yakaladı. Öyle olunca aradan 5 yıl geçmişti. Bu hikaye başladığımda işte ilk bunu konuştuğumuzda falan. Ya hikayede benim kardeşim oynayacak biri lazım. Aradan da 5 yıl geçmişti. Oğuzhan'la bir şey yapmayı da çok özledim. Oğuzhan'la hakikaten zaten o da eser gibi çok yakınım. Evet. Çok yakınım, çok iyi evet. Anlaştım bir arkadaşım. Aynı zamanda oyunculuğunu da çok beğendim bir insan. Yani güzel. Yani hiçbir zaman bir arkadaşım da hadi arkadaşım oynasın meselesi değil. Yok, hakikaten oyunculuğunu da çok beğendim biri. Süper. O yüzden de ya Oğuzhan'ı aradım, dedim ki ya böyle böyle bir rol var, bir bakar mısın? O zaten yani seve seve yaparım ve sonra başladık. Gerçekten yine sanki 5 yıl geçmemiş aradan, sanki dün başka bir setten çıkmışız ve bugün başka bir sete girmişiz gibi girdik ve çok eğlenerek bir iş bitirdik diyebilirim. Heyecanlı mısın? Evet, çok. Nasıl oldu izlediğinde? Ben çok seviyorum yani. Ben çok eğlenceli. İzlettiğim insanlardan da çok güzel geri dönüşler aldım. İzlettin? Eşime tabii. Eşime izlettim. Sonra Oğuzhan'a izlettim. O da çünkü o süreçte dışındaydı. Bütün editini bitirdiğimde. Sonra yakın birkaç arkadaşımıza daha izlettik. Hepsinden güzel geri dönüşler aldım. Sonra kendi sosyal medyalarımız falan filan. Yani hep böyle ya pozitif bir film oldu. Süper. Komik bir film oldu diye düşünüyorum. Ya bir de zor bir dönemden geçtik. Evet. Hala da geçmeye devam ediyoruz. Evet. Ya bir nebze olsun biraz yüzleri güldürebilirsek çok mutlu olurum. Gülmek neden bu kadar önemli? Çünkü yaşama sebebimiz umutlu olmak. Umutlu olmak bizi aslında hayata tutunduran şeyler onlar. Yani güldüğün zaman o içindeki o hissettiğin duygu bize bambaşka bir boyut açıyor. O yüzden de çok önemli ve gülmek için çok bahane aramamız lazım yani o dönemdeyiz. Yani her şeye tutunmamız gereken bir dönemdeyiz. Ben sosyal medyada gördüm, Finlandiya'da mutluluk seyahatleri başlamış, mutluluk turistleri. Ne şimdi yapıyorlar? Şunu yapıyorlar yani, inanamıyorum, darısı başımıza diyeceğim, böyle kıskanılır mı böyle bir şey? Finlandiya'da turistlere şunu ilan etmişler: sizleri evlerimizde ağırlamak istiyoruz ve bizim ev tiplerimizde, ev yapımızda, bizim ülkemizde mutlu olmanın ne demek olduğunu öğreteceğiz size. Mutluluk öğretme turizmi yapmışlar. Çok gıcıklar ya. Bak şimdi şu an bu Finlandiyalara uyuz oldum, onu söyleyeyim. Bak, görüyor musun? Arkadaşlar ben şu anda buradan Finlandiyalara sesleniyorum. Size gıcık oldum kardeşim. Evet. Mutluluk turizmi, size mutluluğu vereceğiz. Ay yerim ben bak, sizi ya. Mutluluk turizmi. Gelsinler biz de onlara bir mutsuzluk turizmi. Gelin bakalım. Bakın bir gün yüzünüz gülüyor mu? 5 gün içinde gülerseniz paranız iade. Gelsinler. Biz daha güzel ağırlarız bu arada. Bizim milletimiz daha güzel ağırlar da her zaman ama yani çok gıcık. Bazı şeylerden gıcık oluyorum bu arada. Çok fazlalar yani. 7 kere okudum ya çok ilanı. Çok fazlalar yani. Mutluluk turizmi ne demek ya? Biz tarihimizle öyle bir turizm yaparız. Dünya birbirine abi girer. Canım. Çok yarım kalan şey var hayatta. Ne yapacağız? Bulacağız bir çözümünü. Var mı sende böyle yarım kalmış cümleler? Çok var ya, hepimizde vardır yani. Değil mi? Hepimizde var. Ben özür dilerim diye film yaptım, öyle düşün yani. Neden? Hep şey var ya işte yani, çünkü şundan biraz da şu duygudan aslında özür dileme. Hem çıkış noktasının, ya bir
ana karakterin çıkış noktasının özür dilemek kadar naif bir arzu olması çok hoşuma gitti. Çok. Yani bir çıkış noktasında öyle bir şey kullanıyor olmak çok hoşuma gitti. Bir de gerçekten son dönemde özür dilemek bitti gibi yani. Çok bağırıyoruz birbirimize ve daha çok bağıranın daha çok haklı olduğu bir evreden geçiyoruz. Ve öyle değil yani. Özür dilemek bir erdemdir. Eskiden klişe bir cümleydi. Şu an o cümleye hasret kaldık. O yüzden belki de yani filmi izlediğinde yani bu çok romantik bir düşünce olabilir. Yani izleyen de aman ya sen de abarttın diyebilir ama şunu isterim yani. Ya izledikten sonra ya ben de falanca arkadaşım ya da eski manitama ya da anneme babama ya şöyle bir şey yapmıştım. Ben de ondan bir özür dileyeyim ya da en azından özür mahiyetinde bir arayayım. Duygusu yaratabilirsek insanlarda bazısında en azından ben mesela buna çok mutlu olurum. Sen özür diler misin? Dilerim. Hep mi? Başından beri mi öyleydi? Dilerim, hep öyleyimdir. Aslında. Dilerim yani. Hiç öyle helal şeyden çekinmem. Olsun. Ben çekinirdim çok. Özür dilemeyi çok bilen biri değildim. Niyeyse yani bunu da çok düşünmüşümdür çoğu zaman. Sonra öğrendim yani. Zor bir şey biliyor musun? Zor. Ya bir de şöyle bir şey işte. Hem şöyle bir boyutu var. Bir, bizde şöyle bir şey de var bu arada. Özür dilediğinde karşı tarafın bunu kabul etmek yerine senin üstüne çıktığı ve seni aşağıladığı bir evreye geçme ihtimalin de yüksek. Evet. O yüzden de biraz bu özür dileme meselesinin... Yani o özrün kabul biçimi de birazcık... Orada işte bir arkadaşım şey demişti. Gizem dedi herhalde bir tane röportajda dedi ki... Şey çok daha doğru hani... Özür dileyeceksin. Karşı taraf kabul etmiş ya da etmemiş bakmayacaksın. Arkana dönüp gideceksin. Özrünü dileyeceksin. Özür diledim gitti. Aynen özür dileyeceksin. Ama bunu ilk önce kendin için yapacaksın. Evet. Hata yaptığını kabul etmek için yapacaksın. Evet. Çünkü o zaman karşı tarafın ne hissettiği, ne düşündüğüyle ilgilenirsen bu sefer özür dilemekten de vazgeçiyorsun. Doğru. O yüzden ilk önce olayın kendisine odaklanmak lazım. Peki genç bir psikologla evli olmak nasıl bir şey? Yani 23 yılı yaşıyorsunuz zaten de çünkü eşin de mesleğini çok seven, çok okuyan ve kendini çok geliştiren bir kadın. Anneliğini de çok güzel paylaşıyor sosyal medyada. Çok örneklendirerek ve çok güzel bir yerden paylaşıyor. Evet. Ne yaptı sana hayatında bir psikoloğa aşık olmak? Gerçi hani hep derler ya uzman evinde çok uzmanlığını gösteremez. Yani öyle olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Öyle bir şey olmuyor. Terzi kendi söküğünü dikemiyor. Ama... Senin yönetmen çok sever bunları. O yüzden atasözlerim onun için. Damlaya damlaya göl olur. Buna hep Ceyhun'a. Saklasam onu hep Ceyhun Bey'e. Terzi kendi söküğünü dikemez Ceyhun Bey. Çok hoşuna gider. Tabii. Çünkü genç görünümlü. Evlat cevizdir. Torun ceviz. Torun ceviz içi. Bunu o özü sözleri Ceyhun Bey için söylüyor. Ceyhun diyor ki dalga geçtiniz diyor. Girdim baktım şiiri bile var diyor. Düşün öyle bir bilgi sendeki. Kadim bilgi yani. Ceyhun bittin. Aa İbrahim'e her hafta gelsin programa. Ben nasıl mutluyum. Ben mesela bu kadar ince göremezdim bunu. Estağfurullah. Ama bu bir zeka yani. Hayır yaştan şimdi sizi yüklenince bana bir hak doğdu. Mantıklı. Durup dururken sataşmadım. Ama çok iyiydi. Sizin arkanızda yanınızda durmak için. Helal olsun. Bir arkamda duran yok bu estağfurullah, programda. Estağfurullah. Bu oradan kulağıma. Sizleri tenzih ediyorum beyler. Yani burada. Darbuka bile ama sizde bir program varsınız bir program yoksunuz. Yalnız kaldığım yayınlarımda bana kim ne yapsın? Duygu sen oradan aşk olsun diyemezsin kulağıma. Ceyhun'un ortağı olarak Edi ile Büdü orada. Neyse ben bunlara girmek istemiyorum. İbrahim var yanımda artık. Evet. Ben öğrendim şu an öğreniyorum ince görmeyi. Peki nasıl bir duygu? Biliyoruz bir sürü psikoloğun evinde toparlayamadığını buradan yurdanı saldırmak gibi olmasın. Şöyle bir şey var yani hani benim gibi öyle diyen arkadaşım vardı. Senin gibi deliye dancı psikolog lazım. Ama yani şöyle bir şey var ya biz zaten hani mesleklerimizin de dışında ben de hani yazarlık yaptığım için zannediyorum ben psikolojiye çok ilgilenen misin? Bu arada eşinden de bu anlamda hakikaten akademik olarak da çok bilgi öğrenmiş biriyim. Psikanalizi çok iyi bilirim, psikolojiyi çok iyi bilirim. Yani bana ben bütün neredeyse bazen girdiği dersleri kendime anlattırıyordum yani. Çünkü yazarken de çok kullanabileceğim bir şey olduğu için. Doğru, karakter için. Psikolojinin temelinde de böyle bir şey var. Yani Freud'un çıkışı Dostoyevski'dir yani. Freud'u bir lafı var ya işte Dostoyevski insanı kurtarabilirdi ama o gardiyan olmayı tercih etti diye bir lafı var ya. Yani aslında psikolojiyi çıkartan şey de edebiyatçılardır yani psikoloji bilimini ortaya çıkaran. Dolayısıyla birbirimize o anlamda çok büyük faydamız oldu. Şimdi daha da güzel olan, şimdi aynı zamanda çocuk vergen psikoloğu olduğu için mesela bizim işte Aslan'ın bakımıyla ilgili de müthiş fikirler veriyor. O konuda meseleyi çok iyi yönetiyor. Hani ben ona elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum ama tabii ki de asıl annenin o meseleye bakış açısı bizi çok rahatlatıyor evde. Çocuk için de çok iyi oluyor.
O yüzden çok tabii ki de avantajını yaşadım yani. Çocuk da lokum. Evet, gidince benim için de öp. Çok fena bir şey. Lokum o ya. Çok fena. Yani benim çocuğumun Brad Pitt'in çocuğu gibi oluyor olmasını ben anlıyorum. Yani çok acayip. Evet. Tipi sapsarı, evet. Masmavi gözü falan. Evet. Acayip bir çocuk maşallah. Çok maşallah. Huyu da çok tatlı bir çocuk. O yüzden çok mutluyum yani. Ama mutlu bir evde birbirini seven anne babayla büyüyen çocuk zaten mutlu oluyor bence. Eyvallah. Duyulan, görülen çocuk. Ya tek isteğimiz de onların mutlu olması yani çocuklar. Evet. Onlar mutlu olunca olsun biz de mutluyuz. Aynen öyle. Defterimi sana uzatacağım. Böyle birkaç satır yazmayacağım. Çünkü programımız maalesef bu kadar kısa. Bu kadar mı? Bu kadar. Ben böyle bir şey yapayım. Ben haftaya bir daha geliyorum. Gel. Yani. Hep bekliyorum. Sen böyle filmleri çek çek gel. Çek çek gel. Akraba ile iş yapamaz Ceyhun Bey için. Akraba ile iş yapamaz. Buraya mı buraya mı yazayım? Nasıl istersen. Ceviz içi onları da şey evet. Yapabilirsin. Ekleyebilirsin Ceyhun. Artık hiç kalem kullanmıyor musun yazarken? Yok kullanıyorum. Ha. Hani ama hani uzun uzun bir şey yazmıyoruz ya ben her zaman fixtir. Bilgisayarım, suyum ve bir de not defterim. Yani not defteri ben hala yazarak değil çalışıyorum mi? Yani. Ben de seviyorum. Hani not almayı çok severim. Ben de. Bir şey olduğu zaman hep böyle çantamla her zaman bir not defterim, bir tane kalemim vardır. Bir kitabım, bir not defterim, bir kalemim hep nereye gidersem gideyim her zaman yanımdadır yani. Peki böyle gün içinde yaşadığın bir şeyden etkilenip evet bunu kesin sahne olarak eklemeliyim der misin? Kesinlikle. Çok başıma geldi yani. Ya. Çok aşırı başıma geldi yani. Mesela şunu eklerim yani sürekli eski cümlelerle konuşan bir genç. Şu an kulağıma genç diyor harika. Ki bir sonraki filmin ismi belli oldu Ceviz İçi. Evet. Hayır, iyi ki ceviz devamı ceviz içi. Ceviz, birinci film ceviz. Birinci film ceviz, ikinci film ceviz içi. Evet, oldu Ceyhun Bey buradan da. Buyurun efendim. Yaptınız yolunuzu İbrahim Bey'le çalışmaya başlayacaksınız diye çok düşünüyorum filminizde. İnşallah. Peki efendim. Tabii ki sosyal medyada cevabını yayınlayacağımız sorum genelde birazcık duygusal oluyor. Evet. Ama öyle şey değil yani bence sen bunu çocuğuna her baktığında düşünüyorsun diye geçiriyorum içimden. Çünkü öyle bir jenerasyonuz biz yani anne babalar olarak. Hep böyle belki bir defter tutuyorsundur tutuyor musun? Bazı şeyler yazıyorum ama ona özel bir defterim yok ama ona özel yazdığım şeyler var. Var mı? Evet var. Peki bunlar böyle sana ait anılar mı, onun için hayallerin mi? Bana ait anılar da var. Sahnede onunla ilgili anlatacağım şeyler de var. Ben şimdi bir tek kişilik oyunu da hazırlıyorum bir taraftan. Onun benim oğlumun bir epizodu olacak yani. Bu bir yetiştirme döneminin bir epizodu olacak. Onun için notlarım var yani. Oğlum. Evet. Diyeceğini hayal ediyor muydun? Hiç. Hiç hayal etmiyordum. Yani çocuk meselesi de bizde çok sonradan olan hani başından beri aklımızda olan bir şey de değildi. Nasıl bir şey olduğunu da kestiremiyorsunuz. Yani ne kadar hazırsanız hazır olduğunuzu hissetseniz de aslında hazır olmadığınızı öğrendiğiniz bir süreç. Ama yani kalp damarlarından hiç kullanmadığım bir damar açılıyor ve o damar hayatın bambaşka bir yerine yani hayatta en sevdiğin insan en sevdiğin insana dönüşüyor yani. Evet. Birden ve şu anda 21 aylık. Allah'ım. Yani en sevdiğin insan sağlığı oluyor. Sağlığı güzel olsun. İnşallah. Güzel günlerini yaşayın. Hepimizin evladının. İyi insanlar çıksın karşılarına. Bence bir çocuğa söylenilmesi gereken evet. En büyük temenni bu şu anki durumda. Böyle oğlun 18 yaşına gelse, karşına geçse, gözlerinin içine bakıp sana ne söylemesini isterdin baba diye başlasa. Belki bunu şöyle de çevirebilirim. Sen babana ne söylemek isterdin? Oğlun sana ne söylesin istersin? Bu döngü nasıl dönsün istersin? Soracağım, düşünmeye vaktin var. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Heyecanla izlemeye devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir atmosfer var burada. Herkese de çok teşekkür ederim. Hoşgörünüze sığındım, şakalar yaptım. Yok Ceyhun'a yap şakayı ya. Ne olacak ondan? Çok teşekkür ediyorum. Evet, ceviz içi dedi ya. O başka bahane konuşur bunun üstüne yani. Bu adam içi 80 yaşında çıktı. Evet, bir de size yaş şakası yaptıktan sonra bunun çıkması yazıklar çok güzel yazıklar olsun. Sen böyle hep hayatında ince görür müsün cümlelerden? Aa diye yakalıyor musun? Ben yapamam hayatta. Ya benim hayatım bunun üzerine kurdu. Doğru. Yani biraz onun üzerine kurulu yani. Cümleler üzerine kurulu. Annen ne diyor bu duruma? Annem ve babam şokta benim ya. Benim babamla ilgili şöyle bir anım var. Bir gün böyle kredi kartı ekserisini getirdi yanıma. Üniversitedeyim.
Böyle attı önüme. Dedim ne oldu baba? Sadece bir şey soracağım dedim. Bu kadar kitabı gerçekten okuyor musun sen? Baba dedim niye alayım yani? Tamamen kitap ama yani. Benim hala da en sevdiğim şeydi ya. Bayılırım. Hala tamamı kitap ve babam hayatta kitap okumaz yani. Hani öyle bir adam değil. Annem de öyle. Yani hani öyle bir okuma alışkanlıkları yok yani. Benim öyle bir hani birinden baz alabileceğim biri yok yani hayatta. Şok olmuştu yani. Diyordu ya Allah Allah falan diyordu. Yani böyle kendi kendime böyle bir insana evrildim diyebilirim. Yani işte çevrenin etkisi biraz aslında içinden de gelen bir şeyler. Belki başka bir akrabamızdan da bir şeyden de gelmiş. En son ne okudun? Şu anda şey okuyorum. Nermin Yıldırım'dan. Yaşasın hangisi? Bavula Sığmayan mı? Bavula Sığmayan okudum. Müthiş. Şimdi Evi okuyorum. Ev çok güzel. Şu an Evi okuyorum. Evet çok evet. güzel. Nermin an... Yıldırım ne kıymetli çok, bir kalem. Çok, çok buradan acayip. Da sevgilerimizi evet, sevgilerimizi iletmiş yollayalım. Ben çok yakın bir zamanda keşfettiğim kitaplarına dadandım. Muazzam bir yazar. Ben herkese tavsiye sevindim. Ederim. Çok hoşça vakit geçirirsiniz. Bir de yine arkadaşlar. Türk kadın edebiyatçı bir kitap önereceğim sana edebiyatçının yazdığı. Ev Anası. Okudun mu hiç? Hemen okurum. Küçücük, hemen. Dünyanın en komik kadına dair kitabı olabilir. Lütfen oku sonra da konuşalım mutlaka, bunun üstüne. Mutlaka, kesinlikle. Çünkü onu okuduktan sonra senden bazı isteklerim olabilir. Tamam, olur. Yaşasın, çok konuşalım. Heyecanlıyım şu anda. Yine kafamda deli üretme halleri ve çok heyecanlıyım. Okuyalım. Kitap okumak dünyanın en keyifli şeyi. İnanın bana o an hissettiğiniz her ne duygunuz varsa onu o kadar olumlu, o kadar güzel bir yere getiriyor, yoğuruyor, eviriyor, çeviriyor. Hiç tanıyamayacağınız birini tanıyabiliyorsunuz. Hiç gidemeyeceğiniz bir yere gidebiliyorsunuz. Ya da bir anda bir evin içinde ziyaretçi gibi oturup olanı biteni seyretmeye başlıyorsunuz. Bunların hepsini kitap sağlıyor. Ve bence o kitaplar okunduktan sonra hayatınıza giren kelimeler, hayallerinize eklenen hayaller. İşte tam da dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu zamanda dayanışmaya ihtiyacı olana söyleyeceğiniz bir farklı cümle bile her şeyi değiştiriyor. Hayatımızda dudağımızda gülmeden sebep oluşan kırışıklıkların sebeplerinden biriydi bugün konuğum sevgili İbrahim. Yüzümüzü kırıştırmaya devam etsin bizi güldürerek. Çok güzel şeyler üretiyor. 14 Nisan'da da özür dilerimi izleyelim. Bakalım kimden özür dileyeceğiz. Bir başka bambaşka sohbetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili İbrahim Büyük Ak konuğumdu. Sıcak tavrıyla stüdyomuza ve bize çok iyi geldi. Zekasını, eşine aşkını, ailesine ve dostlarına bağlılığını çok kıymetli buldum ve hayran oldum. Defterindeki satırları şöyle tamamladı. Evlat bir cevizdir, torun ceviz içidir. Ceyhun Bey, muhteşem bir programdı. Çok teşekkür ederim. İbrahim Büyükak.